Bitkilerim kanalından merhaba. Emebe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki video konumuz Aeneum. Sukulent ailesinden olan ve çok harika bir şekilde şöyle çiçekleri olan ve kışın bu şekilde hızlı bir şekilde gelişim sürdürüp yazın sıcakta bu çiçeklerini şöyle bu şekilde şöyle toparlayıp kapatıp ve içe kıvırıp gül şeklini alan bir sukulent ailesinden bir bitki, çiçek. Aeneumların bildiğiniz gibi arkadaşlar türleri ve çeşitleri çok. Benim elimdeki şu anda bu tür. Bu türün de çoğaltılması, bakım ve sulaması ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle toprağından bahsedeyim. Şimdi bitkimizin toprağı şey olacak, karışık bir toprak olacak. İçinde perlit, kilbilyesi, ponza taşı, isterseniz biraz kum, çakıl, karışık bir toprakta, yumuşak bir toprakta ve geçirgen bir toprakta çakıl taşları da karıştırabilirsiniz şöyle. Çok harika bir şekilde gelişimini sürdürmekte. Sulamasına gelince toprağını kontrol ederek toprak kurudukça şu anda bu bitkimizin %50 suya ihtiyacı var. %50 suya ihtiyacı yok çünkü toprak iç kısımda şurada gösterdiğim gibi bakın nemli ama daha kenar kısımlarında toprak kurumuş. Yani daha kuru. Şimdi aeneumun bakımını yaparken arkadaşlar sulamasına dikkat ediyoruz. Söylediğim gibi kışın çalışan, yazın uyuyan bir bitki. Yazın aşırı sıcaklara kendi iç yapısını korumak için çiçeklerini kapatıyor. Bir gül şeklini alıyor. Resmini koyarım bu araya size. Daha sonra da şey olarak gelişimini bu şekilde sürdüren bir bitki. Çoğaltılması ise arkadaşlar şöyle bir çelik alıyorsunuz. Bu benim aldığım bir çelik. Çeliğimin boyu aldıktan sonra bunun videosu var kanalda. İzleyebilirsin nasıl çoğaltılıyor diye. Ondan da küçük bir kısım size eklerim. Çelikten şu kadar bir 10, en fazla 15 santim şöyle şu kadar bir çelik kesiyorsunuz. Şurada kestim bunu. Kestikten sonra bunu güzel nemli bir toprağa dikiyorsunuz. Arada sulamasını yaparak büyütüyorsunuz. Bu aşağı 7-8 ay sonraki hali. Yani bu çeliğimin ilk hali size şuradaki kadar söyleyebilirim. Şu kadardı. Ve o zaten bu tür çoğaltmalarda kelle çoğaltmaları yaptığınızda şu kök kısmı ne kadar kısa olursa çeliğiniz o kadar hızlı bir şekilde büyüyüp gelişiyor ve köklenme ve toprağa tutunması çürümeden toprağa tutunması çok kolay oluyor. Böyle uzun bir çelik alıp dikerseniz tabii ki o da köklenme ihtimali olabilir, yeşerebilir, tutabilir ve köklenebilir. Köklenmeyecek diye bir kayda yok. Fakat bunun bir ayda yaptığı işlemi bu 3 ayda ancak yapabilir ve bu süre içerisinde eğer toprakta böcek, bakteri bir şey varsa çelik çürüme işlemine uğrayabilir. Şimdi bu çiçeğimde, aeneumda benim bildiğiniz gibi unlu bit olmuştu. Ben de ona şöyle güzel bir sprey yapmıştım. Bu sprey ile birlikte unlu bitle mücadelesini sürdürüyorum. Bakın şimdi göstereyim size unlu bitle mücadelemizde yaprak aralarını temiz. Birkaç yerde şöyle şuradaki gibi şöyle bunlar da olabilir. Bunlar neden oluyor? Unlu bitler ölmüş ya da etkisiz hale gelmiş ama o sıvısı çiçeğin dalında, yaprağında hala duruyor. Bakın şurada olduğu gibi. Artık onların bitkiye hiçbir zararı yok. Ama bitkinin bütün işlemini yaptıktan sonra ben bir ilaçlamasını bu kendi evde hazırladığım spreyle bir ilaçlamasını tekrardan yapacağım. Söylediğim gibi çok iddialıyım. Unlu bitte kesin çözüm ve bunu bütün bitkilerinizin şurada göstereceğim gibi ister yaprak diplerine, İster gövde kısmına, ister direkt yüzeyine püskürtebilirsiniz. Hiçbir zarar vermiyor. Ben buna püskürttüm. Videosu kanalda var. Ve çok güzel bir şekilde temizlendi. Bakın şuralardan ne yapmış? Yavru vermeye başlamış. Şuralardan yavru vermeye başlamış. Unlu bitle mücadelesini şey yapmış. Şurada bakın şurada hemen görünüyorsa kamerada size şöyle göstereyim. Bakın şurada kalıntı var. O unlu bit değil. O spreyi sıkmışız. Sprey unlu bitleri öldürmüş. Burada sadece onların bulaştırdıkları kalmış, kurumuş şeyler kalmış. O bitkiye zarar vermiyor. İşlemimiz bittikten sonra bitkimizin spreyleme işlemini de hep beraber sizlerle yapacağız. Söylediğim gibi sulaması toprağa kurudukça çeliği bir çelik alıyoruz. 10-15 santimlik bir boyla şu kadarcık bir çeliği toprağa dikip çoğaltabiliyoruz. Yapraktan kesinlikle çoğalmıyor. Çok denedim. Yapraklar çünkü diğer sukulentlerde olduğu gibi içinde çok fazla su biriktirmediği ya da su tutamadığı için bir süre sonra yapraklar kuruyor ve ölüyor. Şuradaki gibi oluyor. Yapraktan üretimi yok. Çelikten çok kolay bir şekilde üretebilirsiniz. Bu bendekiler nereden? Bildiğiniz gibi bende bunun dışında hiç yoktu. Bunları ben sağlık ocağından gelirken baktım. Arkadaşım biri onda bayağı 20-30 tane falan var bahçesinde. Budamış ve bunları bahçenin dışına atmış. Ben de getirdim. Tabii getirdiğimde bu kadar büyük değillerdi. Şu kök kısmı şu kadardı. Üzerinde yaprakları ve dalları vardı. Bu da şu kadardı. Üzerinde birkaç tane dalı yani şu tepe dalı ve kısmı yani şu kısmını toprakta düşünün. O şekildeydi. Eve getirdim. Güzelce bakımını yaptım. Ve kendi çeliğimin de çoğaltılmasını yaptıktan sonra şimdi bunun da bunlarla birlikte dikimini yapacağım. Çünkü her tarafta aynı bitkiden çiçekten olmasını istemiyorum. Hem yer kaplıyor hem bakımı zor oluyor. Şimdi şu bitkimizin kökünde olan şeyler ise arkadaşlar bakın bunlar şey getirmiştim ben. Aşkın gözyaşları. Böyle bunun dibine, gölgesine bunları atmıştım. Bunlar büyümüş burada. Değişik bir tür aşkın gözyaşları. Şimdi bunlardan birkaç tanesini şöyle şurada da var. Ayrı küçük bir saksıda büyüteceğim. Daha sonra büyüdükçe farklı bir yerlere aktarımını yapabilirim. Şimdi bitkimizin bakımını yapacağız. Toprağının bakımını yapacağız. Bahar geldi ve balkonum gerçekten çok karıştı ve döküntülü. Şu anda aşırı derecede pis. Çünkü bütün çiçeklerimin videolarını çekip bakımlarını yapmak istiyorum. Şu anda bu aeneumun
burada kenarda, onu ortaya alsam mı diye düşünüyorum. Burada çok kenarda, bu burada kenarda. Ama sonra büyüyüp genişlediğinde de hepsi ortayı da kaplayacakları için ne yapacağımı da gerçekten çok hesap edemiyorum. Şimdi şöyle birazcık ortalamak istiyorum. Saksıda da güzel güzel bir görüntü oluştursun. Şu şekilde. Bakın şimdi bir dalımız kırıldı. Bundan hemen çeliği size göstereyim. Bu şekilde hareket ettirmenin hiçbir zararı yok. Çünkü bildiğiniz gibi köküyle saksının dibinden yürüttüm. Şöyle otik otlarını da yabani otlarını da alalım. Çok fazla almayacağım. Bunlar çürüyüp ona gübre olsun istiyorum. Şimdi bu çeliğimizi ne yapacağız? Bu önceden benim kendim çiçekçiden getirerek çoğalttığım çeliğim. Ve çok seviyordum bunu. Arkadaşlarım da vardı. Çiçekçi arkadaştan aldım ve getirdim. Şimdi bunun da buraya dikimini yapacağım. Bu çiçeklerden isteyen olan arkadaşlar olursa, mail adresimden ulaşırlarsa ve kargoyu karşılarlarsa arkadaşlar sizlere gönderebilirim. Şöyle boşaltıp içeri doğru koydum. Çeliğimizin de dikimini yaptık. Ve şimdi şuradan size çelik almayı da göstereyim. Daha sonra videoyu kapatalım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada ne varmış? Unlu bit varmış. İlaçlamışız ve unlu bit tamamen yok olmuş, etkisiz hale gelmiş. Çelik dikerken arkadaşlar şu dip yapraklarını mutlak suretle alın. Çünkü dip yapraklarının bitkinize fazla enerji kaybettireceği için köklenmesini zorlaştırabilir ya da uzatabilir. Onun için şöyle bu şekilde çeliğinizdeki fazla yaprakları almanız yeterli. Bir de şunları alalım. Şöyle bu kısmını, şimdi çeliğimiz eğriydi, kırıldı şuradan. Bize lazım olacak kısmı şurası. Şu kısmını ister kırarak, ister makasla, ister bağ makasıyla kesebilirsiniz. Şimdi bunu aldığınızda ister şöyle bir kabın içerisinde toprakla, nemli bir toprakla buluşturarak köklenmesini yapın. İsterse bitkinizin kökünde, kendi kökünde bir köklenme oluşturabilirsiniz. Şimdi ben şu ortaya koymak istiyorum. Bunu şöyle. O da orada büyüsün. Bu arkadaş da burada büyüsün. Bunu biraz daha derine almak istiyorum. Evet. Şu anda bitkimizin bakımını yaptık. Çelik alma işlemini yaptık. Sulamasını, toprağını anlattık. Ben şimdi bunu bir daha böyle bu şekilde unlu bit tekrardan buna bulaşamasın diye şöyle yaprak aralarını, yaprak diklerini, kök kısımlarını, gövde kısımlarının hepsini bu şekilde kamerayı da kapattıktan sonra iyice detaylı bir şekilde ilaçlamasını yapacağım. Bu ilaçlamayı söylediğim gibi en az haftada 3 kez yapın. 2-3 gün arayla yapın ve güneşli açık havada esintili yerde yapın. Sabah çok erken yapmayın. Akşam geç vakitte yapmayın ki bitkiniz kendi kendine sağlığını koruyabilsin ve unlu bitle mücadelesinde başarılı olabilsin. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle sorularınızı, fikirlerinizi veya farklı konulardaki paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi yorum kısmına bırakırsanız en kısa sürede dönüş yapıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.